Mesih İsa'da ki kurtuluş seni günah ve ölüm yasasından özgür kuracağım. Sevgili izleyicilerimiz Uyanış adlı programımıza hoş geldiniz. Ben Pastör Güçlü Erman. Aha. Bu program serimizde zorlukların üstesinden gelmek konusunu ele almaktayız. Bu da dördüncü programımız. Eşim Gülben bizlerle birlikte. Hayatım hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, bu konuda eee Kilise'de çok güzel bir paylaşım yapmıştın ve bundan dolayı da bu program serisini yapmamız gerektiğini hissettim. Şu ana kadar paylaştıklarına bakacak olursak, ilk programda özellikle zorlukların kaynağına değindik. İki çeşit kaynağı olabileceğini gördük. Günah ve günahlı... bir Yani kişisel günahlarımız veya tabii ki günahlı bir dünyada yaşadığımız için günahın sonucu olarak zorluklar ortaya çıkıyor değil mi? İkinci olarak da bu günahlı dünyada doğru yaşadığımız sürece de doğruluk uğruna baskı ve zulüm görebiliyoruz. Ama her halükarda yine bunların arkasında Tanrı'nın değil Tanrı'nın değil de şeytanın olduğunu vurgulamamız gerekiyor. Çünkü şeytan zaten gücünü ve insanın üzerindeki egemenliğini günahtan ve ölümden alıyor ve doğruluk uğruna bile yaşayacak, yaşadığımız sürece o onun sistemine karşı durduğumuz için tabii ki zorluklar, baskılar ortaya çıkıyor değil mi? İkinci programımızda değindiğimiz şeytanın ne kadar gerçek olduğu, hafife alınmaması gerektiği, göz ardı edilmemesi gerektiğiydi ve nasıl işlediğine birazcık değindik. Bir önceki programımızda da Tanrı'nın bize verdiği yetkiye değindik ve yetkiyle ve Tanrı'nın sözüyle ve Tanrı'nın e, 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 ruhsal silahını kuşanarak galip gelebileceğimizi ve nasıl bunları kullanmamız gerektiğine baktık. Değil mi? Hı hı. Şimdi bu programda e, bunun üzerine bina etmeye devam edelim. E, sence Nelere değinmemiz gerekiyor? Daha özellikle bu zorlukların üstesinden gelmek konusunda bilmemiz gereken neler var? Şimdi çok önemli bir konu daha var. O da Yakup 4. bölüm 6-7'de diyor ki Yine de bize daha çok lütfeder. Bu nedenle yazı şöyle diyor Tanrı kibirlilere karşıdır ama alçak gönüllere lütfeder. Bunun için Tanrı'ya bağımlı olun. İblise karşı direnin sizden kaçacaktır. Evet. Şimdi e, geçen programımızda iblise karşı nasıl direnmemiz gerektiğinden bahsettik. Yetkimizi kullanacağız. İşte Tanrı bize yetki verdi ve bunu bizim kullanmamız gerekiyor. Bunlardan bahsettik. Ama iblise karşı diren direnin demeden önce diyor ki Tanrıya bağımlı olun. Çünkü evet. Tanrıya bağımlı olmazsak o zaman iblise karşı direnemeyiz. O yüzden Tanrı'ya bağımlı olmak kavramını açıklamamız lazım. Yani ne demek Tanrı'ya bağımlı olmak? Yani e, Tanrı'yı seviyorum, Tanrı da beni seviyor. Bu, bu mudur Tanrı'ya bağımlı olmak? Yani çünkü e, bu, bunu netleştirmezsek diyor ki iblise karşı direnemeyeceğiz. Evet. Ya da iblise karşı direneceğiz ve iblis bizden kaçmayacak. Evet, Tanrı'ya bağımlı olun. Bu bir altyapı. İblise karşı direnin. O zaman sonuç sizden kaçacaktır. Evet. Yani Tanrı'ya bağımlı olmadan iblise karşı direnmenin bir sonucu olmayacak. Evet. Bunu anlamamız gerekiyor. Burada gerçekten Tanrı'nın Sözü bize aşama aşama e, bunu gösteriyor. Tanrı'ya bağımlı olmak. Evet. Bu çok güzel, bu çok önemli. Dediğin gibi yani ben İsa'yı çok seviyorum. İman ettim, haleliyor, Rabb'ini seviyor, ben de onu seviyorum. Tanrı'ya bağımlı olmak sadece bu mu acaba? Hı hı. Yoksa bundan öte bir şey var mı? Bundan daha da fazlası var mı? Bu konuda Tanrı sözü bize neler söylüyor? Yani şimdi Tanrı'ya bağımlı olun derken öncelikle Tanrı sözüne sımsıkı sarılmak. Tanrı sözünün sadece bir kısmını in iman etmek ve bir kısmını kullanmak ve diğerlerini görmemezlikten gelmek değil. Tanrı evet. sözünü tümüyle iman etmek, Tanrı sözünün tümüyle inanmak, hepsine inanmak ve hepsini hayatımıza yerleştirmek ve hepsini kullanmamız gerekiyor. <gülüyor> <gülüyor> ve o zaman e, Tanrı sözünün bilincinde olacağız Hı. ve e, aynı zamanda ikincide yani birincisi Tanrı sözünü bilmek, tümüyle bilmek ve tümüyle hepsini kabul etmek ve tümüyle hepsini e, kullanmak. İkincisi de Tanrı sözüne yaraşır bir yaşam sürmek. Yani itaat etmek, sözü i̇taat bilmek etmek. ve uygulamak değil mi? Evet, sözü bilmek ne kadar önemliyse sözü uygulamak da o kadar önemli. Kimisi bilmediği için uygulamıyor ama kimisi de bildiği halde uygulamıyor. Bu daha da feci. Evet. Ve eğer Tanrı sözünü bilirsek ve uygulamazsak o zaman i, i, iblise karşı direnmeye kalktığımız zaman iblis bize gülecek. Hı hı. Diyecek ki git başka yerde kullan. Hı. Bu Tanrı sözünü. Diyelim ki Tanrı Tanrı sözüne göre yaşamıyoruz ve iblise Tanrı'nın sözüyle kar, e, karşı gelmeye çalışıyoruz. Hı -hı. Ve iblis bilecek ki Tanrı sözünde yaşamadığımız için iblis e, Tanrı'nın sözünü kullanma yetkisine sahip olduğumuz halde bunun gücüne sahip değiliz. Evet. Çünkü e, gücüne sahip olmadığım bizim güc güce sahip olup olmadığımızı iblis bizden daha iyi biliyor bazen. Belki en yakın arkadaşımız bilmiyor ruhsal gücümüzün ne kadar olduğunu ama iblis çok iyi görebiliyor bizim ruhsal yetkimizin, gücümüzün sahip miyiz, değil miyiz? Evet. Tanrı'nın sözünü söyleyebilirsin iblise karşı İblisi Tanrı'nın sözüyle kovmaya çalışabilirsin Ama yaşamın Tanrı'nın sözünün aksini konuşuyorsa O zaman iblis diyecek ki Git bu bildiklerini facebook'ta sat evet. Orada mutlaka Seni beğenenler çıkacaktır evet. Bana çalışmaz bu sözlerin Facebook'ta yazdığın ayetler beni etkilemiyor <laughs> Değil mi? Hayır yani şunu demek istiyorum yani Tanrı'nın sözünü kullanarak iblise karşı direnmeye çalışıyorsun ama yaşamın bunu aksine gösterdiği için evet. iblis bunu takmayacak. Bir de ben şunu fark ettim ya ilginç değil mi? Ee, yani <laughs> Facebook deyince bazıları Facebook'ta sabahtan akşama kadar ayet yazıyor ama o ayetleri hiç yaşamıyor. İşte. Ve en az yaşayanlar en çok konuşanlar gibi oluyor. Yani evet, Ne evet. kadar ayet yazıyorsa bu onun o kişinin ruhsallığını göstermiyor. Evet. evet. Yani e şimdi Facebook'ta dediğin gibi orada bir... Çünkü Facebook bir face, yüz, maske. <laughs> Kendini orada istediğin gibi, istediğin kadar yani Göstermek göster. Göstermek istediği şekilde gösteriyor. Göster. Ama iblis senin gerçek yüzünü biliyor gerçek değil mi? Gerçek yüzünü biliyor. Yani, Ve gerçekten Tanrı'nın yetkisine, otoritesine sahip misin, gücüne sahip misin çok iyi biliyor. Hı. Ve ayetler bana sökmez diyor yaşamadığın sürece... Sen beni kontrol edemezsin. Çünkü sen ya benim için kolay bir yer misin? Çünkü yaşamadığın sözün gücü olmaz. Tabii işte bu. Yaşadığın sözün gücü olur hayatında. Yani. O sözü yaşıyorsan o sözün gücü olacak. O sözün yetkisi olacak. Evet. Çünkü sen o söze boyun eğiyorsan o söze sen hayatında yetki veriyorsun demektir. Hı hı. Ama sen o söze boyun eğmiyorsan istediğin kadar ağzına lak, lak yap. O sözün yetkisine boyun eğmediğin için o sözün yetkisi de işlemeyecektir. İşlemez tabii. Özellikle iblise hiç işlemez. Çünkü evet. iblis biliyor gerçekte kim olduğunu. Hı hı. Çok iyi biliyor, çok iyi tanıyor seni. Burada çok önemli. Yani e, e, İncil'de de örnek var. E, Paulus cinleri azarlıyordu. Cinler onun gücünü ve etkisini görüyorlardı Paulus'un üzerindeki ve kaçıyorlardı. Evet. Ama gibi kimisi gitti. Paulus'un vazeti İsa'nın adıyla kovuyorum dedi. O param parça ettiler adamı. Evet. Cinler. E, evet. O e, sizi İsa'yı tanıyorum. Paulus'u tanıyorum. Siz kimsiniz dedi. Yani. Adamın içindeki cinler ve yedi, yedi tane kişiye tek bir adamın içindeki cinler gücüyle saldırıp işte yani ve önemli olan doğru lafı söylemek de değil. Tanrı'nın sözünü konuşabilirsin ama arkasındaki o güç sende evet. var mı? Yok mu? Bu çok önemli. Evet. Çünkü Hristiyanlık ıı, ıı, taklit edebilecek bir şey değil. Sözde değil, güçtedir. Evet. evet. İçin, ya içinde var ya yok. Hı hı. Sahip olmadığın şeyi veremezsin. Hı. Evet. Ee, yaşamadığın sözün, sözün gücünü de yetkisini de kullanamazsın. Ee, çok önemli bir şey değindi. O zaman Tanrı'ya boyun eğmeye de, Nedir Tanrı'ya boyun eğmek? Sözü bilmek dedik ve sözü uygulamak dedik. Hı, hı. Tanrı'ya boyun eğmek ya da Tanrı'ya bağımlı <gülüyor> olmak. <gülüyor> söze bağımlı olmadan Tanrı'ya bağımlı olamazsın. Söze <laughs> bağlanman lazım, söze boyun eğmen lazım. O zaman burada bir itaat söz konusu değil mi? İtaat etmek önemli. Tanrı'nın isteğini bilip de uygulamayan kişi şey gibi. işte Yakup da öyle diyor ya hani sözü bilip de uygulamayan kişi aynaya bakıp da sonra... Neye benzediğin unutan kişidir, değil mi? Evet. İmanın varsa o zaman o imanın da eylemi olması lazım. Eylemsiz iman ya da itaatsiz iman ölüdür. Evet. Ve ancak Tanrı'nın sözünü bilipse, uyguladığın zaman ve yaşamında bunu sergilediğin zaman iblis gerçekten o zaman işte sana saygı duyuyor ve senden kaçıyor, azarladığın zaman. Hı hı. Çünkü o Tanrı sözünü söylediğin zaman o Tanrı'nın sözünün arkasındaki güç senin aracılığına devreye giriyor. Evet. O sözlerin bir ağırlığı olması lazım. O sözlerin ağırlığı da senin o söze verdiğin değer ve önemden kaynaklanıyor. Tanrı sözünü hafife alıyorsan o zaman o söz de senin hayatına hafif olacak. O zaman yetkisi de ağzında hafif olacak ve iblis de seni hafife alacak. Ama sen Tanrı'ya Tanrı değer veriyorsan, ...hayatındaki ön, en ön plandaysa ve gerçekten ona bağ, ona bağlı yaşıyorsan o e, o zaman o zaten hayatındaki ruhsal gücü gücün kaynağı olacak ve sen e, konuştuğun zaman da içindeki içindeki güç ortaya çıkacak şey hatırlıyorum Efesler 3:20 diyor ya işte tanrı da dileyebileceğimiz veya düşünebileceğimizden çok daha fazlasını yapabilecek güçtedir ama hı hı. ...bizde etkin olan gücü sayesinde. Bizde az güç etkinse Tanrı'nın bizim arıcılığımıza ve bizim hayatımıza yapacağı az. Azın biraz fazlası tabii ki. İçimizde çok güç etkinse ve o güç nereden geliyor? Ne kadar çok sözü yaşıyorsan o, söz, o kadar güç sende etkin. O zaman Tanrı ondan çok çok daha fazlasını yapabilecek güçte. Tanrı'nın gücü mü o zaman eksik olan? Hayır. Sende etkin, etkin olan gücü şey. eksik olan ya da hı. aşkın olan. Yani sonuçta senin içindeki iman ve güç seviyesine göre Tanrı senin aracılığıyla işliyor ya da senin ağzından Tanrı sözü ve yetki işliyor. Evet. Ve ancak ancak ve ancak bu durumda iblise karşı direnin diyor ve iblis sizden kaçacaktır. Evet. Başka türlü iblis bizden kaçmayacak. Ve şu da var. Yani iblis sizden kaçacaktır ve bir daha da geri gelmeyecektir de demiyor. Hı hı. İblis tekrar tekrar deneyecektir. Aynı konuda belki de ve belki de başka konularda. Tekrar tekrar deneyecektir. Çünkü ço ba çoğu zaman diyelim Tanrı'nın sözünde ve gücünde yaşıyorsun ve etkisinde yaşıyorsun. Ve bir kere yaşamıyorsun. Ve iblis farkında bunun. Ve gelip deneyecektir. Gene seni zorlayacaktır. Mesela birçok konuda e, zafer zaferli çıktın. Yaşamda, bir, yaşamın bir, bir konusunda zaferli çıktın. Defalarca zaferli, zaferli galip geldin. Durum, o aynı durum üzerinden ama bir zaman zayıf düştün ruhsal olarak iblis gelecek ve aynı durum üzerinde daha önce defalarca zayıf e, galip geldiğin durumda aynı durumda seni e, deneyecek ve bu sefer yenileceksin. Gardını indirdiğin anda yumruğu yersin olayı evet. değil mi? Yani, o yüzden ayık ve uyanık ayık durun ve diyor. Ayık uyanık durmak bunu vurgulamıştın. Evet ayık ve uyanık durmak çok önemli çünkü düşmanımız olan iblis parçalayacak insan arıyor. Değil mi? Etrafta kükreyen aslan gibi dolaşıyor. Dişleri yok, dişlerini söktü ama kükrüyor, korkutmaya çalışıyor ve dikkatini çekmeye çalışıyor. Dikkatini ona verdiğin anda, tabii ki onu kükremesini dinlediğin anda o zaman alt edileceksin. Kısa bir ara vereceğiz. Sevgili izleyicimiz kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. İncil, kitapçıklar, seriler ve broşürlerden oluşan ücretsiz bilgi paketini isteyiniz. Posta kutusu 136 Beyoğlu İstanbul. E-posta adresimiz mujde.turkiye@msn.com. Telefon ve SMS hattımız 0534 611 81 75. Şeytanın Yemi adlı kitabımızı ücretsiz edinmek için lütfen bize yazınız. Posta kutusu 136 Beyoğlu İstanbul. E-posta adresimiz mujde.turkiye@msn.com. SMS hattımız 0534 611 8175. İstanbul Nehir Kilisesi resmi internet sitesi. Siteden yaptığımız canlı yayınları seyredebilir, web sitemizin arşivinde bulunan en güncel toplantıları ve bazıları izleyebilirsiniz. Uyanış TV'den Pastör Güçlü Erman'ın Uyanış adlı televizyon programlarını takip edebilirsiniz. Haftalık öğretiler, ilahiler, iletişim bilgileri ve daha birçok içeriğe ulaşabilirsiniz www.nehirkilisesi.com Sevgili izleyicilerimiz, Uyanış adlı programımız devam ediyor. Ben Pasör Güçlü Zorlukların üstesinden gelmek konusu üzerinde duruyoruz ve eşim Gülben bizlerle birlikte. E, hayatım, e, iblise karşı direnmek için gereken e, tutumları, e, ruhsal tutumları, e, imanın ruhsal konumunu, ruhsal yapısını bunları inceledik, bunlara değinmeye başladık. Çünkü e, Tanrı'ya bağımlı olun ya da boyun eğin diyor iblise karşı diren o zaman sizden kaçacaktır. Hı hı. İblise karşı direnebilmek için de belli bir ruhsal e, e, yetkinlikte olmamız gerekiyor. E, peki neden bazı Mesih imanları iblise karşı direnmekte başarılı olamıyorlar? Ya da iblise karşı direnmeye çalış, çalışsalar bile sonuç elde edemiyorlar. Neden? Evet. Yani genel bir bakış açısı e, burada sergilememiz gerekiyor. Yani Tanrı'nın insana bakış açısı nedir? Yani Tanrı'nın gözüyle yeryüzünde üç çeşit insan var. Hı hı. Bunlardan birincisi dünyasal insanlar dediğimiz e, işte Tanrı sözünü hiç bilmeyen insanlar. Tanrı sözünü bilmediği için de uygulamıyorlar. İşte tamamen habersiz yaşıyorlar Tanrı'nın sözünden. Bu tür insanlara dünyasal insanlar. Evet, dünyasal, dünyaya ait. Dünya ayetler, dünyanın gidişatındalar. Dünyasal zihniyete sahipler. Evet. Dünya gibi yaşıyorlar. Dünyanın bir parçası. Ve tabii ki dünyanın bir parçası olduğu için de şeytanın egemenliği, egemenliği altında. Evet, egemenliği altında yaşayan dünya, dünyaya ait insanlar. De Efesler ikinci bölümde diyor, Bir zamanlar diyor işte söz dinlemez insanlardık, gazap çocuklarıydık. Havanın hükümranının işte yetkisi altındaydık bilinçsiz bir şekilde ama insanlar öyle kör yani ruhsal bir körlük içinde yani ruhsal olarak körler ayırt edemiyorlar. İblis varmış, yokmuş, burada etkinmiş, bunu yapıyormuş, direnmem gerekiyormuş. Ya hiç bunun haber haberdar evet, değil. Evet. sürüklenmiş gidiyor. Evet. İkinci çeşit insan Tanrı'nın gözüyle Hristiyanlar dediğimiz insan Messi iman etmiş, Rabbi kurtarıcısı olarak kabul etmiş. Aynı zamanda Tanrı'nın sözünü biliyor ve Tanrı'nın sözünü uyguluyor. Tanrı'ya yaraşır bir yaşam sürüyor. Bu da ikinci kısım. Yani meşhur birlikte diriltilip göksel yerlerde oturtulmuş. Evet. Yetkiye sahip. Bunun bilincinde Tanrı Tanrı'yı seviyor, Tanrı'ya boyun eğiyor. Tanrı sözüne değer veriyor ve buna göre yaşıyor hı hı. ve yetkisi ve gücü var ve bu konuda zorlukların üstesinden gelebiliyor değil mi? Evet, evet. Ve üçüncü, üçüncü tip insan da Tanrı'nın gözüyle, Tanrı'nın bak çünkü onun gözüyle görmemiz lazım. 3 Üçüncü tip insan da Tanrı'nın önünde Aldanmış Hristiyan, hı hı. bu kate kategoriye giren. <laughs> Bunda Tanrı'nın sözüne e, göre yaşar bir görüntüsü var. Hı hı. Ama sağlam bir imanı ve zaferli yaşama gücü yok. Neden? Aldandıç. <laughs> ne, ne? Neye aldanmış? <laughs> aldanmış çünkü dünyanın e, gidişatına göre uyum sağlamış, uzlaşma içine girmiş. Taviz veriyor. Taviz vermiş. Gerek imandan taviz vermiş, gerek Tanrı sözünden taviz vermiş. Benliksel imanlı. Benlikte yaşıyor yani. Benlikte yaşıyor ve aynı zamanda da kendini aldatmış. Ruhta Şimdi, yaşamıyor, ben, benlikte yaşıyor benlikte ve... Benlikte yaşadığını bile kabul etmiyor. Hı hı. Çünkü değil. aldanmış. Al, aldanmışlığın aldatıcı bir yanı var. O da aldanmış olması. <laughs> evet. Peki yani nasıl aldanıyor? O, o konuma nasıl geliyor? Yani dü dünya sistemiyle uzlaşarak. Şimdi dünya sisteminin içinde yaşıyoruz. Evet. Ama bu dünyaya ait değiliz diyor kutsal kitapta. Bize. Dünyayı sevmeyin diyor Evet. Hatta. Dünyayı sevenin babaya sevgisi yok. Evet, aynen. 1. Yuhanna 2. bölüm. <laughs> Ağzından aldım. <laughs> 15. 17. ayette diyor ki dünyayı da dünyaya ait şeyleri de sevmeyin. Dünyayı sevenin babaya sevgisi yoktur. Çünkü dünyaya ait olan her şey, benliğin tutkuları, gözün tutkuları, maddi yaşamın verdiği gurur Babadan değil dünyadandır. Dünyada dünyasal tutkular da geçer ama Tanrı'nın isteğini yerine getiren sonsuza dek yaşar. Şimdi <laughs> o zaman ılık imanlı. Yani evet. İsa'nın ılık dediği ya sıcak olun ya soğuk olun ya yani ya hiç dünyasal olun bana iman etmeyin. Bana iman ettiğinizde söylemeyin ya da bana iman ediyorsanız sıcak olun. Tam tamına yaşayın. Tam bir adanmışlıkla diye bir ayet vardı değil mi? Tam bir adanmışlıkla. Hı hı. Ama ılık olursanız diyor. Yani bir ayağın dünyada, bir ayağın bende. Geliyorsun, gidiyorsun, geliyorsun, gidiyorsun. Ortalarda böyle gidiyorsun. ılıksın diyor. Ağzından seni kusacağım çünkü midemi bulandırıyorsun. Çok ağır bir laf. Evet. İsa söylüyor. Midemi bulandırıyor bu imanlı diyor. Hı hı. Kusacağım ve ağzından. Eğer bu imanlılar dünyayı ve dünya sistemini sever ve ona göre yaşarsa... Yani dünyayı sevmek ne demek? Kimse dünyayı seviyorum diye diyeceğinizi diyeceğini zannetmiyorum imanlı olarak. Ama dünyayı sevmenin, yani dünyaya ait olan her şey, benliğin tutkularıyla yaşamak, gözün tutkularıyla yaşamak, maddi yaşamın verdiği gururla yaşamak, bu, bu, tür şeyleri, yani dünyayı severek yaşayan imanlılar, bu dünya sisteminin egemeni olan şeytanın egemenliği altındadır bir kere. Tabii dünya sistemine bağlandığım Ve şeytan, anda... Yönetir. yani şimdi Dünya sistemine an bu dünyadan ayrılın diyor. Hı hı. Bu dünyadasınız ama bu dünyaya ait değilsiniz. Ayrılın. Kendinizi ayırın. Murdar olana dokunmayın. Şimdi dünya sistemini seviyorsan ve bir gözün haberi dünyadaysa şeyi hatırlıyorum. Lut'un karısı. Hı hı. Rab dedi ki Lut'a aileni al. Sodom ve Gomorra'yı terk et. Burayı yok edeceğim. Geri dönüp de bakmayın dedi. Koşarken, kaçarken geri dönüp bakmayın. Lut'un karısı geri döndü baktı ve Tuza döndü. Yok oldu çünkü geri dönüp bakacak <laughs> hiçbir şey yok. Geri dönüp baktığın anda gözün orada olduğu sürece e, ayağın o tarafta olduğu sürece bir şey seni çekecek <laughs> ve oraya yüreğinin bir parçası oraya bağlandığı sürece unutma İblisin egemen olduğu bir sisteme bakıyorsun <laughs> ve o zaman iblise yetki veriyorsun hayatına. Evet. İstediğin kadar azarla, istediğin kadar şöyleyim böyleyim de yenik düşeceksin. Evet. E, i̇blis senin patronun. Evet. Ve onun egemenliği altında yaşıyorsun. Tüm yetkiyi de ona vermişsin. Yetkini evet. kaptırmışsın demek. Evet. Ve e, belki hayatında bir müddet zorluk yaşamazsın. Çünkü evet. iblis kolay yem olduğun için seninle uğraşmayabilir. Çünkü ne zaman e, bir zorluk getirecek, o zaman seni batıracak, öldürecek, yok edecek anında bunun farkında ebles. Evet. O yüzden bir müddet seni e, dünyasal zevklerle işte yaşasın, dünyasal zevklerle bu boğalasın, devam etsin diye seni serbest bırakabilir bir müddetliğine. Muhtemelen de bunu Sonra yapıyor. geri dönüp A A A öldürmesi aldanmanı, kolay. Aldanmanı sağlamak için de bırakıyor çünkü öyle oluyor. Yani Tanrı'nın lütfu da var. Tanrı çok merhametli. O kadar merhametli ki Tanrı. O, o kadar lütufkar ki. Yani zaten öyle diyor. Yani e, he, hemen öfkelenmez hemen öfkelenmiyor, hemen lütufkar olduğu için, hemen Tanrı'nın e, e, yani Tanrı'nın yargısı altına da hemen girmiyorsun. Yani çünkü İsa Mesih'te olduğun için artık bir mahkumiyet yok. Hemen yargılamayı seni yok etmek çalışmıyor Tanrı. Hı hı. Kendi haline de bırakıyor. Hatta öyle diyor değil mi? Kendilerini kendilerini onları akıllarına terk ediyor. Hı hı. Kendi aldanmışlıklarına terk ediyor. Romalar birinci bölümde bunu görüyorsun. O yüzden işte o imanlı da bakıyor. Yani ha gökten şimşek de vurmadı Tanrı beni, çarpmadı. E, ne bileyim, para kazanıyorum ve işim iyiye de gidiyor. Hani hı hı. rahat rahatım da var diye bir aldanmışlığa Hatta giriyor. Hatta terfi gevşek. de edebilir. Terfi de, de, de edebiliyor. Edebilir. Dünya sisteminde ilerleyebilir, hı hı. daha çok para kazanabilir. Hı hı. Yani dünya sisteminin e, zaten çekiciliği o. Günahın zaten bir çekiciliği, bir bir, e, bir tadı olmasa... ...hemen ağzına dokunan anında yaksa... ...hemen belki şey yapmazsın, yani fark edeceksin ama dediğim gibi o aldanmışlığın da kalması için de dünya sisteminde o çekiciliği iblis de iblisin de işine geliyor o kişinin aldanması bırakıyor aldanmaya devam etsin diyor. Hı -hı. Bir gün ha haklarım onu diyor. Hı -hı. Bir gün onu nasıl olsa benim elime el elimde diyor istediğim anda onu diyor. Hatta iblis onu kullanmak istiyor, manipüle etmek diyor. Ha başkaları benim elimde var. diyor. Başkalarını da olmak için kullanırım Hı -hı. diyor. Biraz bırakayım onu diyor. Biraz şöyle oynayayım onunla diyor. Oyuncak gibi. Ve imanlı da bu bunun farkına varmadığı için, hafife aldığı için ama öyle bir gün geliyor ki perişan oluyor, mahvoluyor. İşte artık ne diyeceğimi Ve bu, bilemiyorum. Bu tür bir imanlı zorlukların üstesinden gelemez. Gelemiyor. Evet. Gelemez. Çünkü Zor... o, o güç yok. O, o Tanrı sözünü bina etmemiş. Evet. İçinde o sağlam yapı yok. O yüzden gelemez bu, tür, bu evet. tür imanlı zorlukların üstesinden. Yani Şeyler, durumlar rahatken, kolayken fena değil ama öyle, öyle... Kutsal kitap bizi uyarıyor. Öyle günler gelecek ki diyor. Hı, hı İnsanlar yani sırf diyor. Matta 24 onda diyor ki <laughs> o zaman birçok kişi. <laughs> Aynı ruhta <da> nasıl? i̇şte, <laughs> o zaman birçok kişi imandan sapacak. Son birbirlerine birbirlerini ele uyarıları. verecek ve son günlerdeyiz. Birbirlerini ele verecek ve birbirlerinden nefret edecekler. Çok zor günler yaklaşıyor. Evet. Yani son günlerdeyiz ve insanlar imandan sapıyor. Yani imandan sapmak ne demek bir kere? Yani bu ayeti yanlış anlamamak lazım. İmandan sapmak hani bugün İsa Mesih'e iman ederim, yarın iman etmiyorum değil. Evet. İmandan sapmak nasıl oluşuyor? Hala İsa Mesih'e iman ediyorsun. Yani bugün aldanmış, aldanmış Hristiyanlar da ben hala İsa Mesih'e iman ediyorum. Hala İsa Mesih'i çok seviyorum. Hala İsa Mesih Rabbim kurtarıcım diyor. Ama dünya sistemiyle uzlaşma içine girdiği için ha, bu kişi her pazar kiliseye bile gidiyor olabilir değil mi? Tabi İmandan sapma bu işte. Evet. Diyor ya son günlerde birçok kişi imandan sapacak. İmandan sapma bu dünyasal sistemle uzlaşma içine girmek. Evet. Bu çok tehlikeli. Öyle bir şey. gün iman ediyorum ertesi gün iman etmiyorum değil. Evet. Bu çok tehlikeli bir şey ve bu artacak. Bundan dolayı insan birbirlerini ele verecek kötülük çoğalacak. Ve birbirlerine nefret de evet. hale gelecekler diye. Çünkü büyük sıkıntı dönemi yaklaşıyor. <gülüyor> <gülüyor> Son günlerdeki doğum sancılarından bahsetti İsa. O zorluklar iyice, o daha da zor günler ortaya çıkınca bu insanlar sarsılacaklar. Dünyaya tutanamayacaklar. Çünkü dünya sistemi de çöküyor olacak. <laughs> <laughs> Tanrı'ya tutunmadıkları için de yerle bir olacaklar. <gülüyor> <gülüyor> Her zaman insanlara uyarım. Dünya sistemine tutunmayın. Dünya sarsıldığı zaman o sistem siz de onunla birlikte sarsılacaksınız. Tanrı'ya sımsıkı tutunun. Tanrı ve Tanrı sözü asla sarsılmaz. O kalıcıdır. O zaman siz de güçlü bir şekilde Tanrı'ya bağlı kalın. O zaman iblise karşı direnebileceksiniz ve zor günlerde zaferli olacaksınız. Hayatın evet. programımızın sonuna geldik. Şu anda belki bizi izlemekte olan kişiler var. Şu anda bizi izlemekte ve İsa Mesih'e henüz iman etmediniz. O dünyasal bir insan olarak kendinizi bugün fark ettiniz ve tövbe etmeniz gerekiyor. Tanrı'ya bağlanmanız gerekiyor. Bunun farkındasınız. Bugün belki ilk defa bu kararı vereceksiniz. Birazdan dua edeceğiz. Belki siz bahsettiğimiz o ılık imanlardan birisi, birisisiniz. Hayatınızı Rab'be verdiniz ama Tanrı için yaşamıyorsunuz. Tanrı'ya gerektiği gibi hizmet etmiyorsunuz. Ilık bir imanlısınız. Bugün tövbe edin ve Rab'be tamamen tam anlamıyla tam bir adanmışlıkla bağlanın. Birlikte dua edelim. Şu anda bu karar vermeye hazırsanız gözlerinizi kapatın ve benden sonra bu duayı tekrar edin. Sevgili Tanrım. Sevgili Tanrım. Oğlun insan adıyla sana geliyorum. Oğlun insan adıyla sana geliyorum. Günahtan tövbe ediyorum. Günahtan tövbe ediyorum. Hayatımı sana veriyorum. Hayatımı sana veriyorum. Yüreğime gel. Yüreğime gel. Beni değiştir. Beni değiştir. Beni yıka ve temizle. Beni yıka ve temizle. Hayatımı İsa Mesih'e veriyorum. Hayatımı İsa Mesih'e veriyorum. Onu Rabbim ve kurtarıcım olarak kabul ediyorum. Onu Rabbim ve kurtarıcım olarak kabul ediyorum. Tamamen teslim oluyorum. Tamamen teslim oluyorum. İsa Mesih'in adıyla. İsa Mesih'in adıyla. Amin. Amin. Sevgili dostum bugün çok iyi bir karar verdin. Son günlerdeyiz. Zaman az ve bu verdiğin doğru karardan dolayı ben de sana diyorum ki bütün günahların bağışlandı ve Tanrı Tanrı'ya bağlandın. Ona bağlı kal. Onunla birlikte yaşa, onun sözüne göre yaşa. Sizden işitmek istiyoruz. Dua istekleriniz varsa, sorularınız veya tanıklıklarınız bizlerle paylaşın, bize yazın. Başka bir programımızda birlikte olmak üzere hoşça kalın. İncil, kitapçıklar, seriler ve broşürlerden oluşan ücretsiz bilgi paketini isteyiniz. Posta kutusu 136 Beyoğlu İstanbul. E-posta adresimiz mucdeteurkeyet@msn.com. Telefon ve SMS hattımız 0534 611 81 75. İstanbul Nehir Kilisesi resmi internet sitesi. Siteden yaptığımız canlı yayınları seyredebilir, web sitemizin arşivinde bulunan en güncel toplantıları ve bazıları izleyebilirsiniz. Uyanış TV'den Pastör Güçlü Uyanış adlı televizyon programlarını takip edebilirsiniz. Haftalık öğretiler, ilahiler, iletişim bilgileri ve daha birçok içeriğe ulaşabilirsiniz. www.nehirkilisesi.com Bu programlarımız Rabbi seven dostlarımızın finansal desteğiyle mümkün olmaktadır. Sizler de sunularınızla bu hizmete ortak olabilir, müjdeyi başka insanlara duyurmamıza yardımcı olabilirsiniz. Unutmayın, az eken az biçer, çok eken çok biçer.